Dün cübbelinin tavırlarından bahsettik. Evet. Hitap şekillerinden bahsettik. Allah'a karşı saygının öneminden bahsettik. Şimdi bir tek onda değil. Profesör diyoruz adam. Allah'la, Kur'an'la, ahiretle ilgili öyle bir konuşma yapıyor ki yani çok alaycı, saygıya uygun olmayan ve çok üst perdeden. Evet. Değil mi? Allah'a hitapları çok üst perdeden. Yani Allah'ın karşısında saygılı bir uslup göremiyoruz. Evet. Cübbeli'de de bunu göremiyoruz. Bakın dedim ki ben dün orada dedim sesleri kısılacak. Taha suresi 108-109 şeytandan Allah'a sığınıyorum. O gün kendisinden sapma imkanı olmayan çağrıcıya uyacaklar. Bir çağrıcı var, çağırıyor insanları. Rahman olan Allah'a karşı sesler kısılmıştır. Öyle üst perdeden bağırıyor yani kafa Evet. tutar gibi. Evet hocam. Haşa böyle. Haşa. Evet, dışarı Evet gibi. böyle Evet. piyasa ağzıyla konuşuyor ya. Öyle olma, öyle olmayacak diyor Allah bak. Rahman olan Allah'a karşı sesler kısılmıştır. Ama diyor ki ben piyasa ağzıyla konuşuyorum orada diyor. Haşa. Konuşanlar da var diyor. Allah yapamayacaklarını Evet söylüyor. hocam. Artık bir hırıltıdan başka bir şey işitemezsin. O gün Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati de yarar sağlamaz. Yani öyle orada öyle bir kabadayılık, üst perdeden konuşma, böyle bir pervasız bir uslup mümkün değildir Allah'a karşı. Evet hocam, Haşa. haşa. Onları görürsün diyor Allah bak zilletten başları önlerine düşmüş bir halde ona ateşe sunulurlarken göz ucuyla sezdirmeden bakarlar. Orada bile gurur yapıyorlar, enaniyet yapıyorlar. Yandan sezdirmeden bakıyorlar. Evet. İman edenler de gerçekten hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendi nefislerine hem yakın akraba ve yandaşlarını da hüsrana uğratmışlardır dediler. Haberiniz olsun gerçekten zalimler kalıcı bir azap içindedirler. Allah'a karşı saygı olmadığında Allah onun karşılığını verebilir. Bunu Evet. düşünecekler. Evet hocam. Bak yürüyüşünde orta bir yol tut, sesinden de yüksek perdeleri eksilt. Allah'a karşı öyle bir uslup olmaz, peygambere karşı da olmaz. Son derece saygılı konuşuluyor peygambere karşı Evet da. hocam. Kendi aranızdaki barışmanız gibi, konuşmanız gibi konuşmayın diyor Allah. Bütün Evet. amelleriniz gider diyor. Değil ki bak peygambere denemiyor. Allah'a nasıl yapılsın? Evet Değil hocam. mi? Ne cesaret yani? Yani. Evet. Seslerin en çirkin olanı gerçekten eşeklerin sesidir diyor Allah. Lokman suresi 19. Bak gözleri korkudan ve dehşetten düşük, kendilerine zille sarıp kuşatmıştır diyor. Öyle bir kabadayılık, ters bir tavır ne Müslüman yapabilir, ne küfür içinde olan yapabilir. Evet hocam, inşallah. Kıyametin geleceği günde onun izni olmaksızın hiç kimse söz söyleyemez. Öyle yani kahvehane ortamı gibi bir ortam değil. Evet. Onu bilecek cübbeli. Müminin suresi 57. Şeytana Allah'a sığınırım. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden, Allah'tan korkularından dolayı saygıyla korkanlar. Yani Allah'ın saygıyla korkanlar, saygıyla. Ve onlar Allah'ın ulaştırılması emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygıyla titrer. Kötü hesaptan korkarlar. Böyle pervasız bir konuşma. Tahayyül dahi edemez bir Evet Müslüman. hocam. İnşallah. Haşa. Onlar Rablerine karşı gayb, ona görmedikleri halde bir haşyet içindeler ve onlar kıyamet saatinden içleri titremekte olanlardır. Evet. Ama cübbelinin uslubundaki pervasızlığı Evet görüyorsunuz. hocam. Evet. Enbiya suresi 90. Onun duasına icabet ettik. Kendisine Yahya'yı armağan ettik. Eşini doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı. Umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Bize derin saygı gösterirlerdi diyor Allah. Derin saygı. Böyle bir usulde saygı var mı? Yok hocam şu an. Ya bunu bir insan müdüre, herhangi bir sokaktaki bir insana dahi yapamaz böyle bir usul. Yani. Yapamaz, evet. Bu nasıl bir konuşma oluyor böyle? Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık andolsun onu Allah korkusundan saygıyla baş eğmiş. Bak dağ bile diyor, değil mi? Evet. Allah korkusundan saygıyla baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. İşte biz belki düşünürler diye insanlara böyle örnekler veririz. İşte İslam'ın hakim olmamasının sebebi bu zihniyet ve bu kafadaki insanlar. Evet hocam. Bundan kaynaklanıyor. Yani İslam hakim olunca bak söylediği kişi evliya diyor. Kendisi de zaten evliya olduğu imajını veriyor. Evet.
Dolayısıyla ideal insanlar biziz diyor. Allah'a karşı bu böyle hitap edilir diyor. Haşa, evet hocam. Ne olur o zaman toplum? Ne olur insanlar? İman edenlerin Allah'ın ve haktan inmiş olanın zikri için kalplerinin saygı ve korkuyla yumuşamaz zamanı gelmedi mi diyor Allah. Bakın, iman edenlerin Allah'ın ve haktan inmiş olanın zikri için kalplerin saygı ve korku ile, bak saygı ve korku ile yumuşaması zamanı gelmedi mi? Onlar bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerinden uzun bir süre geçmiş, böylece kalplerde katılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar diyor. Kalpleri katılaşmış ve pervasız kişiler gibi olmasınlar diyor Allah. Onlardan çoğu fasık olanlardır diyor. Hadis suresi 16. Ki Allah ve Resulüne iman etmeniz, onu savunup desteklemeniz ve onu en içten bir saygıyla yüceltmeniz. En içten bir saygıyla. Burada saygı var mı? En içten bir saygı var mı? Yok. Kesinlikle yok. Değil mi? Hayır. Tabii. Ve sabah akşam onu Allah'ı tesbih etmeniz için. Müminlerin vasfı anlatırken Ahzab suresi 35'te bak Cenab-ı Allah diyor ki sabreden erkekler ve sabreden kadınlar saygıyla Allah'tan korkan erkekler ve saygıyla Allah'tan korkan kadınlar diyor. Evet. Saygıyla. Allah'tan doğrudan korkma da değil. Bak saygıyla korkma. Evet. Tabii. Ali İmran suresi 199. Şüphesiz kitap elinden Allah'a ve size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derin saygı gösterenler olarak inananlar vardır. Değil mi? Evet. Cübbeli'nin mantığında ve birçoğunun mantığında biz bunu göremiyoruz. Evet, evet. Özellikle televizyona çıktıklarında yani tek tek isim olarak saymayayım. Cennetle ilgili konuşan alaycı bir uslup. Cehennemle ilgili alaycı bir uslup. Evet. Cennet melekleri, hurileriyle ilgili konuşurken alaycı bir uslup. Veyahut bu tarz üst perdeden saygıya uygun olmayan bir uslup. Evet. Ve bunu tavsiye ediyor ayrıca. Evet. İşte başbakanımızın dediği, bizim dediğimiz yani dinsizliğin, ateizmin ve deccaliyetin elini kolunu sallayarak hakimiyetin devam ettirmesinin nedeni bu tip mantıklardır. Evet. Bu tip insanlardır. Bu tip hitaplardır. Bunlardan vazgeçecekler. İnşallah. İnşallah. İnşallah.